Doğu Akdeniz'de yaşanan Suriye kaynaklı petrol kirliliğinin ardından harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölgeye anında müdahale etmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Nene Hatun acil müdahale gemisinin ardından Seyit Onbaşı yakıt toplama gemisi de İstanbul'a dönüşe geçti. Yetkililer özel römorkörlerin de çalışmalarını bitirdiğini belirttiler. Böylece Akdeniz'de yaşanan petrol kirliliğine karşı başlatılan operasyonlar sonlandırıldı. Temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, denizde toplam 20 bin kilometre karelik alanın tarandığını bildirdi. Ayrıca tüm bölge insansız hava aracı ve helikopter vasıtasıyla havadan gözlemlendi. Tekirdağ Udem'den İskenderun Limanı'na getirilen bariyerlerden 1082 metresi temizlik çalışmalarında kullanıldı. Gemi trafik hizmetlerince bölgedeki 335 gemiye kirlilik hakkında sorgulama yapıldı. 330 gemi kirlilik olmadığını raporlarken 5 adet gemi kirlilik ihbarında bulundu. Koordinatlarda yapılan deniz yüzeyi taramasında kirliliğe rastlanmadı. Çalışmalara Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden 76'sı deniz, 52'si kara personeli olmak üzere toplam 128 personel katıldı.